Hoş geldin Karagöz'üm. Mecliste bütçe görüşmelerine hoş geldin. Ne demek boş geldin Hacı Cavcav? Senin fiyatlardan haberin var mı? Gelirken yarım kilo kuru pasta alayım dedim. Pastaneye girdim, fiyatları görünce arkama bakmadan kaçtım. Boş geldin demedim Hacı Cavcav, hoş geldin dedim. Pastaneden bir şey istemedim. Ben de hastaneden bir şey istemedim. Doktor ultrason istedi, randevu istedim. Bir yıl sonrasına gün verdiler. Yahu Hacı Cavcav, nereye gidiyor bizim bu vergiler? Tam da yerine geldin kara gözüm. Bütçeyi yapanlara sorarsın şimdi nereye gidiyormuş vergiler. Doktorlara nereye giderlerse gitsinler diyenler olduğu sürece doktorlar gidince sen hastanede daha çok sıra beklersin. Beyin göçü oluyor Hacı Cavcav, beyin göçü. Ne? Yine kimin beyi göçtü? Bizim komşu Nigar Hanım'ın beyi mi? Allah rahmet eylesin. Beyin göçü değil, beyin göçü, bey değil, bey değil, kara gözüm. Bizim vergiler beşli çeteye gidince 84 milyona para kalmıyor. Ne? Bizim vergiler peçeteye mi gidiyor, çöpe mi gidiyor yani? Ha, ha beşli çete, ha peçete. Doğrusun kara gözüm. Evet. Bir de tiyatro gözüyle Hacivat ve Karagöz'le bütçeyi anlatmak istedim. Tiyatro, opera ve bale bütçesi üzerine söz aldım. Bir ülkede kültür, sanat yasak olursa o ülke gelişemez. Peki geçen sene bu ülkede kültür adına, sanat adına en çok kullandığımız kelime neydi? Bilen var mı? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grubunu alkışlıyorum buradan. En çok kullandığımız kelime yasaktı. Peki gerekçesi neydi? Milli ve manevi değerlerimiz. Evet, maalesef bu ülkede bir avuç karanlık zihniyetin milli ve manevi değeri bu ülkenin kültürünü, sanatını, çocuğu, kadını esir almış durumda. Bunların milli ve manevi zihniyeti nedir biliyor musunuz? 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesi için evlilik adı altında birilerine verilmesidir. Bunların milli manevi değeri anaokulunda çocuklara evlilik tiyatrosu izletilmesi ve bunun meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır. Bizim milli manevi değerimiz bunlar değil. Bizim milli manevi değerimiz kadınların eşit görülmesi, çocukların istismara karşı korunmasıdır. Bakın daha geçen 2 ay önce Bursa'da Galata Perform adlı bağımsız bir tiyatronun Medea'ya göre Ahlak adlı oyunu yasaklandı. Gerekçesi ne? Milli ve manevi değerlerimize aykırı olduğu için. Bu oyun ne anlatıyor? İran asıllı bir yazarın, İsveçli bir yazarın oyunu ve kadın ve dayatılan ahlakla ilgili sorgulamalar gerçekleştiriliyor. Ben eminim ki eğer bu oyun 6 yaşında çocukların evlendirilmesiyle ilgili bir oyun olsaydı Bursa Büyükşehir Belediyesi ballandıra ballandıra bütün Bursa'ya bu oyunu izletirdi. İşte sizin milli ve manevi değerleriniz bunlar oluyor. Ama biz milli manevi değerler adı altında yapılan bu sahtekarlıklara, bu ahlaksızlıklara kadar, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu da bizim boynumuzun borcudur çocuklara karşı. Evet, bu ülkede bir sanatçı tutuklandı. Bir sapıklıkla ilgili, yani ifadesi doğru olabilir, yanlış olabilir, bir şey ifade etti ve tutuklandı. Yine Sezen Aksu hedef gösterildi. Ama Bursa'da Alevilerin çocuklarının babası belli değildir diyen bir öğretmen müsveddesi, bırakın tutuklanmayı, hala görev yapıyor, öğretmenlik yapıyor. Yazıklar olsun diyorum. Evet, bu ülkede 6 yaşında çocuğu istismar için veren, ailede yakınları da istismar eden alçak da hala elini kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşıyor ve bunlara karşı o için susanlara da artık lanet okumak istemiyorum. Gerçekten bu mecliste lanet okumaktan bıktım. Yazıklar olsun diyoruz, yazıklar olsun. Peki kim suçlu burada? Milli Eğitim Bakanı bütçeye geliyor, diyor ki, ona da soracağız elbet. Kız çocuklarının okullaşma oranı çok yükseldi. Peki madem kız çocuklarının okullaşmasını takip ediyorsanız, bu 6 yaşındaki çocuk okula gelmediğinde neredeydiniz? Yine Kültür Bakanı suçlu. Neden? Çünkü anaokullarda çocuklara evlilikle ilgili tiyatro izletilirken niye buna karşı çıkmadı Kültür Bakanı? Peki milli manevi değerlerimiz, aile değerlerimiz diye diye bir avuça teslim olan Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak iptal edip çekildiğinde bu sözleşmeden bu çocukların istismarına yol açmıyor muydu? İşte suçlu bunlar.
Buyurunuz. Buyurunuz. Tamamdır. Sayın Bakan, buradan size de bir çağrıda bulunuyorum. Atalarımız da yanlış yapmıştır. Onları düzeltmek bize düşer. Çağ değişiyor. TRT'nin arşivinde birçok türkü var. Diyor ki işte bir sürü örneği var. 15 yaşında Nazife Hanım'a doyum olur mu? Henüz 13 yaşında, 14 yaşında falan filan. Bunların artık arşivden çıkarılması ve türkü olarak, şarkı olarak söylenmemesi gerekiyor. Ama bu çocukların yaşadıkları eziyeti anlatan türküler de var. Bunları da herkesin bilmesi gerekiyor. Ne diyor bir Anadolu türküsü? İki dağın arasında kalmışam. Bülbül gibi daldan dala konmuşam. Ne gün görmüş ne de murat almışam. Ana beni bir zalıma verdiler. Verdiler de günahıma girdiler. Artık bu günahlara girmeyin diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İzmir Milletvekili Sayın Özcan Purtu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, yılda bir kere de olsa sizi aramızda görmek güzel. Değerli arkadaşlar, şimdi turizm sektörünü biz stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Aynı zamanda da siyaset malzemesi değil, hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde turizmi geliştirmek için gayret gösterdiğimizi söyleyerek sözlerime başlayacağım. Yalnız sorularım var. Cevap alamadığımız sorular bunlar. Arkadaşlar, sizler soru önergeleri veriyorsunuz. Ben rakamları söylemeyeyim. Hepiniz biliyorsunuz ve cevap alamıyorsunuz. Turizm Bakanlığı'na belki 100'ün üzerinde soru önergesi verdik. Bundanla ilgili cevap yok. Şimdi peki senede bir kere buluyoruz Sayın Bakanı. Burada verecek mi bilmiyorum. Bakacağız. Soracağız ama şimdi. Komisyonda vermedi sorularımızı. Birinci soru TGA. Turizm Geliştirme Ajansı. Bildiğiniz gibi buradan komisyondan geçti. Ve bütün turizm sektörüne, acentalara, otellere, restoranlara bir salma yapıldı. %7,5, binde 7,5 gibi bir oran. Bununla ilgili sorduk. Güzel, turizmi tanıtmak için siz bunu topluyorsunuz. Neden cirodan topluyorsunuz? Yani insanlar zarar ettiği zaman bir şekilde vergi ödemezler. Zarar beyan ederler. Siz cirodan bunu topluyorsunuz. Ve bunu şunu sorduk. Dedik ki buradan bu kadar büyük para elde ediyorsunuz ki benim tahminime göre 400 milyon dolar arkadaşlar yıllık. Çünkü kendi açıkladıkları turizm rakamlarıyla çarpıp bölüyorsunuz. Aynı zamanda restoranların sayısıyla çarpıp bölüyorsunuz. 400 milyon dolar gibi bir rakam ben çıkartıyorum. Yanlışsa yanlış desin. Ama o verileri versin. Komisyonda sorduk Sayın Turizm Bakanı'na. Daha önce vermişti 2021 yılında. Efendim işte şu kadar gelir elde ettik, şuralardan gelir elde ettik, bu kadar da harcadık. Ve bu komisyonda, bütçe komisyonunda, görüşmelerde böyle bir rakam alamadık. Şimdi soruyorum, ne kadar para topladınız, nerelerde kullandınız, harcadınız? Turizm rakamlarıyla övünüyorsunuz, övünün, çalışıyorsunuz, takdir de ederiz. Fakat Akdeniz Çanağı'ndaki turizm destinasyonlarıyla karşılaştırdığınız zaman o kadar da başarılı bir yıl geçmediğini biz görüyoruz. Sürekli az olduğu için konu çok. Bir de şu konaklama vergisine girelim. Sayın Bakan komisyonda dedi ki, konaklama vergisini Maliye Bakanlığı alıyor. Bizle alakası yok dedi. Ya şimdi Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlığı da, siz nerenin bakanısınız Sayın Bakan? Yani sizin söylediğiniz şu. Ya efendim ben yapmadım. Ben yapmadım, onlar yaptı. Ya buradan bütçeye koymuşsunuz. Orada da söyledim. Bütçeye koyduğunuz rakam 2,3 milyar lira. Yani 2 milyar 300 milyon lira siz bütçeye bu parayı toplayacağım diye koymuşsunuz. Ve siz bu kanun buraya geldiğinde, komisyonlara geldiğinde siz bunu savundunuz. Biz de savunduk ama şöyle savunduk. Kardeşim, yerel yönetimlere verilir bu. Dünyanın her yerinde böyledir. Siz konaklama vergisini alırsınız, yerel yönetimlere verirsiniz. Ama verir misiniz? Sahillerdeki bütün ne kadar belediye varsa Cumhuriyet Halk Partisi. Turizm de orada yapılıyor. Siz vermezseniz ve merkezi bütçeye alıyorsunuz. Efendim, toplam bütçenin içinde konaklama vergisinin oranı öyle çok da ciddiye alınacak bir rakam değil. Ama orada eriyip gidecek, sektörden alacaksınız. Ve 2.3 milyar 10 binde 5'e tekabül ediyor. Ya bunu yerel yönetimlere eğer vermiş olsaydınız altyapıyı kalkındırır,
gelen turistlerin daha iyi rahat etmesi ve o kentte kültür ve sanat merkezlerinin açılmasına yatırım yapardı. Mevcut bütçeyle mesela Antalya 16 milyon turist ağırlıyor. 2,5 milyona göre, 2,5 milyon nüfusa göre sizlerden katkı alıyor merkezden. Şimdi çok konu var. Anlaşılmayan bir mevzu daha var. Kamuoyu çok bu konuyla ilgili çok tartıştı. Siz bir açıklama yaptınız. Bodrum'da satın aldığınız otel. Efendim yanında da 25 dönümlük bir arazi var. 25 dönümlük ormana ait bir arazi var. Ve siz kendi bakanlığınıza şirketiniz olarak başvuruyorsunuz. Bakanlığınız teyit ediyor. Orayı tahsisine alıyorsunuz. Dediniz ki ya öyle bir durum yok. Ben zaten oteli aldım da burası 2012 yılında tahsis edilmiş. İyi de edilen tahsis yeri buyurunuz. Sizin otelinizin yanındaki o 25 dönümlük orman alanını otelinizin yanına getirip onu oradan işlem yapıp sonra da yetmedi. Bu alana 2 milyar 350 milyon dolar lira yatırım yapacağım demişsiniz. 307 odalı, 870 yataklı. Fakat bir teşvik almış arkadaşlar. Turizm Bakanı. Sonuç itibariyle bir teşvik almış. Yeni faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi, işveren desteği, vergi indirimi %80 ve aynı zamanda yatırım katkı payı %40. Siz Turizm Bakanısınız. Yani şimdi size itiraz edilebilecek bir mekanizma yok. Bunu da bir izah ederseniz kamuoyunu rahatlatmış olursunuz, bilgilendirmiş olursunuz. Ha şimdi ustalık dönemi deniyordu. 6 saniye kaldı. Ustalık dönemi dendi. Sayın Cumhurbaşkanı böyle söyledi. Teşekkür ediyoruz Sayın Budak. 20 yıllık iktidarımızda sadece 4 ve Erdoğan'ın elinin daha önceki dönemlerin yaptığı yatırımların üstünden sizin geliştirdiğiniz Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamı yazmıştım ama değiştirdim. Neden değiştirdim? Ayıptır, günahtır, yazıktır. Adiliktir, şerefsizliktir, hasiyetsizliktir. 6 yaşında bir kız çocuğunu bu ülkede nasıl evlendirirler ya? Nasıl evlendirirler? Allah belasını versin. Bunu sebebi hükümet. Hükümet bunları besliyor. Hükümet bunları destekliyor. İhaleler veriyor. Sanayide, medyada, basında, televizyonda, her yerde bunların önünü açıyor. Her yerde destekliyor. Menzil tarikatı, FETÖ'cüler, Süleymancılar, Nurcular, bir İsmail'a bunlardan oy alacağım diye hükümet besliyor. Verdiğimiz vergileri onlara veriyor. Ama garibanlar, yoksullar bekliyor, açlıktan, işsizlikten kırılıyor. İşte bu hükümet bu sapıkları besleyerek çocuklarımıza, gençlerimize zarar veriyor. Zarar veriyor. Şimdi size bir şey ispat edeceğim. 2018 yılında Genel Başkanımız, ben konuşmamı bitireyim başkan, konuşursunuz siz de. Bakın ben konuşmamı bitireyim. Sayın başkanım izin versinler. Müsaade eder misin? Terbiyesizlik yapma ya. Sayın Purçu. Konuşma ya. Sayın Purçu. Konuşma. Sayın Purçu. Gel burada konuş. Ben ispatlayacağım, sen sus. Sayın 2018 Purçu, yılında bakın bir şey söyleyeceğim. Siz hükümet değilsiniz.
siz hükümet değilsiniz. Hükümet orada. Siz milletvekillerisiniz. Hükümet burada. Siz hükümet değilsiniz. Sayın Başkanım, hakkımı çaldılar, uzatma isterim sonra. Siz bir genel kurula lütfen hitap edin. Nurettin Yıldız diye bir sapık 2018 yılında bir açıklama yapıyor. Diyor ki 6 yaşında kız çocuğuyla evlenebilir diye fetva veriyor. Ondan sonra Sayın Genel Başkanımız bir tweet atıyor. Diyor ki 6 yaşındaki çocukla evlenebilir diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahkum etmek demektir. Çocuklarımız için gelin Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkalım. 2018. Savcılar 2018 yılında bu fetvayı veren bu sapıkla ilgili soruşturma bile açmıyor. Yalnız bunu haber yapan gazetecileri soruşturuyor ve 25 tane kişiye ceza veriyor. Böyle bir adaletsizlik olur mu ya? Ya bu çocuklar bizim ülkenin çocukları ya. Ülkenin çocukları. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın, o kişi, o sapık tutuklanacağı yerde bunu haber yapan insanlar tutuklandı. Ceza aldı. Peki biz bunu bir kere mi yaşadık? Hayır. Ensar Vakfı'ndaki çocuk tecavüzlerini gördük. Aile zoruyla yurdunda kaldığı için, baskı gördüğü için intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'yı hepimiz biliyoruz. Yine Aladağ'da tarikat yurdunda ölen, yangında ölen 12 kız çocuğunu da biliyoruz. Bunlarla ilgili hükümet kulağını tıkadı ya. Yazık değil mi? Bu ülke hepimizin, bu devlet, bu millet hepimizin, bu çocuklar hepimizin. Neden ceza almıyor bunlar? Gidin bakın Adıyaman'a gidin. Otobüs insanlar gidiyor menzil denen bir yere. Nurcular, İsmail'a bunlar ne oluyor ya? Ne oluyor bunlar Allah aşkınıza? Bunları bitirin artık. Allah aşkınıza bitirin bunları ya. Bunları bitirin. Neden bitirmiyorsunuz? Neden bitirmiyorsunuz? Eliniz kolunuz mu bağlı? Niye bitirmiyorsunuz ya? Bakın konuşmamı başka bir şekilde yapacaktım. Ben de bir babayım. Benim de yüreğim yanıyor. Ben de bir babayım. Lütfen bakın bunları bitirin. Bunları bitirin. Bir diğeri. Buyurunuz. Bir diğeri, hükümet bütçesi %100'ü aşkın, ortalaması %130 galiba, aşkın bir şekilde arttı. Arttı ama fakire garibana gitmiyor. Fakire garibana gitmiyor. Yıllardan beri söyledik bunu. Bu arada Kemal Bülbül'e teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde romanları konuşan benden sonra ender vekillerden bir tanesi. Kendisine teşekkür ediyorum. Güle güle harcayın bütçenizi ama bu bütçede gariban yok, işçi yok, yoksul yok, emekli yok. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.